Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bugün güzel bir kesim yapacağız. Arka kısımlarımız düz olacak. Ön kıslarımıza kat vereceğiz. Perçemli bir kat olacak. Evet, kesiyoruz. Saçımızı ıslattık. Şimdi arkalardan başlayacağımız için ilk önce aynımızı yapıyoruz kulak hizasından. Tepe kısmından yine aynı şekilde sağ ve sola ayırıyoruz. Boyundan fazla kısaltmayacağım. Konuşabilirsin. Evet arkadaşlar, başımızı iyice nereye yiyoruz. Ölçümüz olarak orta kısmından alıyoruz. Müşterimize gösteriyoruz. Yeterli mi? Evet. Evet, tekrardan yine aynı açıda. Yeni ayrımımızı yapıyoruz. Düz bir şekilde. Yönüne doğru tarıyoruz. Evet. Başımızı yine öne ayırıyoruz. Bakın, keserken hepsini bir yere tarafa birleştirmiyorum. Direkt aşağı doğru indiriyorum. Aynı uzunlukta olsun, aynı düzlükte olsun diye. Bunu bu tarafa doğru çekmiyorum. Bunu böyle indiriyorum. En son tepe kısmını alıyoruz. Yine yönüne doğru tarıyoruz. Başımızı yine yönüne doğru eğin. Evet arkadaşlar, daha çok videolar için kanalımıza abone olup ve daha çok kişiye ulaşması için de yorum ve beğeni yaparsanız arkadaşlar, teşekkür ederiz şimdiden herkese. Evet, şimdi arka düzlüğünü kestik.
Şimdi arkadaşlar tekrardan tepe kısmından bu şekilde ayrımımızı yapıyoruz. Tekrardan bir eşitleme yapacağız. Şimdi önlerdeki uzunluğu da düzleştiriyoruz. Sonra önlere de tekrardan katını vereceğiz. Evet. Aynı şekilde burayı da kesiyoruz. Bakın bu tarafa doğru ortadan tekrardan ayırıyoruz. Şimdi her tarafın düzünü kestik. Şimdi tekrardan arkadaşlar kulak hizasından tepeden ayrımımızı yapıyoruz. Şimdi ön kısmına kat vereceğiz. Evet, modelimizi tekrar bir açalım. Öndeki kısalığını ona göre ayarlayacağız. Önce parçamları keseceğiz. Ondan sonra arkadaşlar öndeki katlarını vereceğiz. Bunun aynısı. Hı hı. Bunu biraz daha uzun, şu kısım. Tamam, orayı katlandıracağız şimdi. Evet, başımızı öne doğru eğiyoruz. Kahkül ayrımını yapıyoruz. Ayrımını çek. Evet, burada ilk önce makineyle keseceğiz arkadaşlar. Makineyle keserken iki tarakla birleştirip böyle keseceğiz. Bakın ilk önce böyle tarıyoruz arkadaşlar. Düzgün bir şekilde. Sonra bunu buradan koyuyoruz. Aynı şekilde tarağımızı tekrardan öbür tarağımızla birleştiriyoruz. Çekiyoruz. Ölçümüzü alıyoruz. Buradan bu kadar yeterli. Ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Bir tur daha attırıyoruz. Sonra arkadaşlar makinamızda kesiyoruz. Evet, makine kesimimiz bitmişti. Sıra geldi önlerine katlarının vermeye. Tekrardan kahküllerimizi alıyoruz. Şöyle düzeltme yapıyoruz. Burayı da bu tarafa doğru. Evet. Şimdi saçımızı tarıyoruz. Sonra buradaki uzunluktan kısalıktan uzuna doğru, aşağı doğru katlandırma yapıyoruz. Bakın tarıyoruz böyle. Makasımız keskin olduğu için kaydırma işlemi yapıyoruz. Keserken de rrrt diye kesiyor. Aynı işlemi bu tarafa da yapıyoruz. Şimdi buraya alıyoruz. Baş kısmını. Hafif şöyle dön. Elimiz alacak kadar düzlükte alıyoruz. Bakın tuttuk. Bittiği yerden aşağı doğru kaydırarak kesiyoruz.
Sonra hepsini birleştiriyoruz. Katımızın eşitliğini sağlıyoruz. Aynı şekilde bu taraftan. Şimdi kesimimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Nereye geldik şimdi? İnceleyeceğiz arkadaşlar. Öndeki dolgunluğunu biraz incelteceğiz. İlk önce perçemlerden. İnceltme yaparken arkadaşlar sadece uç kısımlarını inceltiyorum. Dipleri hiçbir zaman uzun saçlarda ara makası atmıyorum. Sadece inceltmeyi ön kısma yapacağım, arkaya yapmayacağım. Arkasının biraz daha dolgun durmasını istiyorum. Öndeki düşüşünü topladığı zaman daha doğal dursun diye öne biraz inceltiyorum. Evet, şimdi önüne de bir fön çekeceğim. Şimdi sadece arkadaşlar ayırdığım o kahkül kısmını alıyorum. Bakın düşüşü nasıl olacak. İki parça halini çekeceğim. Sonra hepsini birleştireceğim. Arkadaşlar fön çekerken saçı hiçbir zaman böyle fırçaya yapıştırmayın makinayı. Birazcık yukarıdan olsun. Bir de böyle böyle yapmanıza gerek yok. Saçı ısıyı vererek ezerseniz daha net bir şekilde olur. Saçında sağlam fönünü de parlaklığını görene kadar ısı vermenize gerek yok.
sadece önlere şekil verdim arkadaşlar, görülsün diye nasıl bir kesim yaptığımızı. Evet, şimdi tarıyoruz böyle. Evet. Beğendin mi? Evet, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet, alayım ben de. Evet arkadaşlar, önlerimizin katlarını bu şekilde getiriyoruz. Perçemlerimiz ister bu şekilde, ister geri doğru aldığınız zaman bu şekilde düşüş sağlayabilirsiniz. Bu ön kısmı birazcık daha uzun da kesebilirsiniz, birazcık daha kısa da kesebilirsiniz. Ama çok fazla kısa kesmeyin. Bu modelde burunun alt kısmında olması lazım ki düşüşleri daha güzel olsun. Evet, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.